Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicret ve yılbaşımız. Her dinde hak olsun, batıl olsun yılbaşları vardır hepsinin de. Belli bir olayı başlangıç almışlardır. Her dinin yılbaşı vardır. Az önce yani birkaç zaman önce Hristiyanların yılbaşı geçti. Tabii Yahudilerin de var, Çinlerin de var, her birinin var. Elhamdülillah bu gece Müslümanların İslam aleminin yılbaşısı. Rabbim buna bütün İslam hayırlısı inşallah. Aslında yılbaşı bir hatırlama, nefis muhasebesi olması gerekir. Çünkü ömrün bir yılı geçmiştir ömrün. Acaba nasıl geçti bu bir yılımız? Buna bir muhasebesi gerekir. Farzlarda, vaciplerde eksiğimiz var mı acaba? Günah yönünde nasıl olur dışadımız? Bir nefsi muhafize gerekiyor bunda. Tabii ne yazık ki İslam dışı olanlar yılbaşılarında sanki Sırat Köprüsü'ne geçmiş gibi gülüyorlar, eğleniyorlar. Yani daha az bir çılgınlık yapıyorlar muhtemelen. Bir atasözümüz vardır. Bir insan biraz aşırı güldü mü hemen şunu söylerler. Sırat Köprüsü'nü geçtin derler. Demek ki Sırat Köprüsü'ne geçilmeden ya, gerçekte gülmeye de hakkımız yok aslında. Hakkımız yok böyle şey. Çünkü son imtihan Sırat Köprüsü'dür. Hicret Türkçemizde şu anda göç deniyor buna. Göç. İki türlü göç, hicret vardır. Biri bir insanın, bir kişinin işi bozulur, sağlığı bozulur, düzeni bozulur da daha iyi koşullarda yaşamak için bu kişi öbür tarafa gider. Bu da tabii hicrettir, bu da göçtür. Ama bu Allah yanında olmadığı için bunun hesabı yoktur tabii. İkincisi Allah için yapılan hicret. Bir kimse doğduğu, büyüdüğü yerde, yaşadığı yerde eğer dinini yaşayamıyorsa, bu kişiye bir baskı, zulüm yapılıyorsa, bu kişi de yalnız dinini yaşaması için özgürce başlayıp gidiyorsa, tabi göçünde de evini bırakabiliyor, gereğinde işini bırakabiliyor, her iş düzenini bırakabiliyor. İşte bu nedir? Bu hicret budur muhteremler. Mekke-i Mükerreme'de henüz daha Mekke fetholmadan önce bir kişi vardı. Bir kadına aşık olmuş. Müslüman kadına aşık olmuş. Ama aşırı derecede kadını sevmiş. Bu kadına teklifte bulunuyor evlenmeleri için. Kadın buna iki şartım var diyor. Bunları kabul edersen evlenirim. Ne şartların? Biri önce İslamiyet, Müslüman olman bir. İkincisi Mekke'den Medine'ye hicret. İkisini yaparsan. O kişi de İslam'ı da onda kabullenemiyor. Özellikle hicreti göze alamıyor. Yani gurbete göze alamıyor. Az zaman sonra elhamdülillah o hanımcağız yolunu biliyor. Buluyor yolun Mevla'nın izniyle. Mekke'ye Medine'ye gidiyor. Bu kadının Medine'ye gittiğini duyan o kişi bunun aşkına dayanamıyor arkasından. İçi yanıyor. Tek emeli
ona kavuşmak oluyor. Tek isteği, arzusu. Bunun üzerine tek o kadına kavuşabilmek için hem Medine'ye geliyor, hem Müslümanı kabul ediyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına hicretten bahsederken, Muhacir'in selam bahsederken bu ayağa kalktı bu kişi. Ya Resulallah, acaba Allah-u Teala bana da bu sevabı verir mi? Hicret sevabını. Peygamberimizin hadis-i şerifi meşhurdur. Kütüb-i Sitte vardır bu. Ameller niyete bağlı. Herkese niyetinin karşılığı vardır Peygamber buyurdu. Eğer bir kişinin hicreti Allah Resulü ise o zaman onun sevabını alır. Ama eğer dünya için ise dünyaya kavuşur. Mal mülk sahibi olabilir. Kadın için ise ona kavuşur. Onun hicreti ona göre demektir. Ve sahabe arasında bu kişinin meşhur şeyi vardı. Ümmül Kays diye. Muhaciri Ümmül Kays diye isim vermişti buna. Demek ki hicret eğer yani Allah işi olursa, Resul için olursa bu tabi Allah katında makbuldür. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hicrete mecbur kalmasının altyapısına bakalım önce. Peygamberlerin çoğunluğu, hepsi değil çoğunluğu, mutlaka bu acıyı çekmişlerdir. Hicreti çekmişler, bu acıyı. Onların kaderi öyledir. Çünkü peygamberin yüksektir makamı, onlar dünyada rahatlık yok onların şimdi. Yani şu anda bizler yaşantımıza bakalım, onların yanısına bakalım. Arada muazzam bir uçurum vardı, uçurum vardı böyle. Bizim yaşantımız, sabah kalkıyor elhamdülillah, odamız sıcak muhteremler. Kahvaltımızı yapabiliyoruz, öğle yemeğini yiyebiliyoruz, akşam yemeğini yiyebiliyoruz, odamız sıcak, üstümüz temiz, yollar temiz, bir korku morku yok işimizde elhamdülillah. Yani her birimizin elhamdan birisine bir şey gidiyor muhteremler. Peygamberlerin işi çok ama çok zorlanan işleri. İşte Peygamberimizin de Aleyhisselam Hazretleri'nin de o asr-ı saadetteki iki dönemi var. İki dönemi var. Bunu bir aynaya benzetirsek aynanın bir tarafı parlaktır. Öbür tarafı da kapkara siyah muhteremler. Aynanın böyle. İşte Mekke dönemi aynanın o karanlık yönü Mekke dönemi. Baskı dönemi, zulüm dönemi, işkence dönemi Mekke mükerremede. Düşünelim ki bir peygamber hem de Hatimül Enbiya, Allah'ın son peygamberi, insanlığa gelen, yeryüzüne gelen Allah'ın son peygamberi. Ne anlama geliyor bu son peygamber? Yani o peygamberliğin peygamberi bittiği anda kıyamete kopacak. Allah'ın son peygamberi Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede Nur Dağı'nda ona peygamber verildiği anda sarsıldı. Titredi muhterem böyle. Ateş gibi yandı. Muazzam ter döktü, korktu. Neden? Tek başına dünyayı kucaklayacak tek başına. O anda yeryüzünde tek bir yardımcısı yok, ümmeti yok. Tabi elhamdülillah önce Eşhatçı validemiz derken bazı sahabeler, elhamdülillah Müslümanlar imana geldiler. Fakat tabi azındık. Mekke'ye egemen olan güçler Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler, Ümmü Harfler bunlar muazzam canavar insanlar. Yani öz kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar canavar muhteremler. Yani Allah'a düşen muhteremler. Yani o peygamber muhatabı kim? Peygamber kimle uğraştı muhteremler? Canavar insanlar. Gidiyorlar Mekke'nin dışına
bir çukur kazıyorlar. Eve geliyor, kızını alıyor. Kızım gelsen biraz gezdireyim diyor. Zavallı kızcağız da babacığım beni seviyor. Babacığım beni gezire diye o eline yapışıyor. Yoldaki babasına konuşa konuşa babacığım babacığım diye diye gidiyor oraya. Çukurun başına gelince kızım baba kendini var burada diyor. O zavallı kız bir şey habersiz kız çukura bakarken arkadan kızı itti gibi çukur itiyor böyle. O kız babacığım düştüm bağırırken üzerine taş topu atıyor onu gömüyor muhtemelen. Düşünün ki yani insan tarihinde yaşanmayan bir olay. Kendi öz kızını ki bugün aslan da yavrusunu parçalamaz mı der böyle. Bir tavuk ki tavuk korkak hayvandır. Ama tavuk cicini koruması için Abdülhamid'in köpeğe saldırır tavuk. Düşünün ki bir baba öz kızını toprağa diri diri gömecek kadar canavar ruhlu bir baba. Böyle bir insan ne yapmaz peygambere, sahabelere? Düşünün muhteremler. İşte peygamber onlarla uğraşacak. Onun için Nur Dağı'nda kendine peygamber verdiği zamanlar titredi muhteremler. Titredi böyle. Kendisi 3-5 güne değil ama 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de muhatabı o canavarlı olmak üzere. Böyle. Tabi elhamdülillah ezelde ruhu temiz olanlar Hazreti Bekirler, Hazreti Bilallar bunlar içinden böyle seçilenler imana geldiler. Müslüman oldular. Peygamberimizin huzurunda imana gelince öyle bir mali makama geldiler ki bir evliya milyon sene çalışsa makama gelemez. Sahibi olamaz yani. Öyle imanı makama geldiler. Tabi o makamın bir ruhsal tadı var. Manevi zevki var. Manevi feyizleri var. Bunlar tatlılar bunlar. Sonra can verdiler, işkenceye sabrettiler ama geri dönmediler muhteremler. Bir kadın mesela adı Sümeyye Hatun, ilk şehitlerden kadın muhterem, kadın böyle. Günler işkence görüyor, günlerce işkence çekiller böyle. Çekti, yine şehit oldu, canını verdi ama diyen dönemediler. Peygamberliğin 5. yılında Mekke döneminde bazı sahabeler geldiler peygamberimize. Ya Resulallah, halimize bak ya Resulallah. Halimize bak ya Resulallah. İşkence, zulüm, baskı aşırı derecede. Namaz kılamıyorlar, gizli bir namaz kılamıyorlar. Bu kadar buna baskı yapılıyor. Bize bir çare bu ya Resulallah. Yani Mekke'nin dışına çıkalım. Ne yapalım? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eliyle Habeşistan'ı işaret etti. Oraya gidin. Oraya gidin. Habeşistan işaret etti. Eliyle. Oranın hükümdarı adamı adildir buyurdu muhteremde. Aslam Hazretleri. O anda Habeşistan Hristiyan belgesiydi. Aslam Hazretleri başkanı da Hristiyan'dı. Peygamber şöyle buyurdu. Oranın hükümdarı adildir. Oraya gidin buyurdu. Az bir sahabe, Kazı Osman'ın başlarında oraya gittiler. Aslam Hazretleri bunu iyi karşıladı bunları. Sonra ikinci tekrar oraya tekrar gidildi 7. yılda. İslam'da ilk hicret Habeşistan'a oldu. Fakat bu hicret farz değil ama ruhsatlı izin de bu hicret. Demek ki ne olursa kıyamete kadar her olay orada yaşandı orada. Demek ki bir Müslüman bulunduğu ülkesinde tabii dünya çapında dünya kapsıyor bu olay. Bir Müslüman yaşadığı ülkesinde bulunduğu ülkesinde eğer İslam'ını yaşayamıyorsa dinini yaşayamıyorsa aşırı baskı altında ise gideceği bir İslam yurdu yoksa demek ki ne yapacak bu kişi? Nerede bir adil devlet varsa, insanlıkla saygılı bir yer varsa oraya gidebilir. Gitmesi farz değil tabi ama gidebilir. Sonra tabi ezele buna takdir olmuş bunlar.
Yani İslam Mekke'de doğacak. Oradan nurunu yaymaya başlayacak. Ama İslam Mekke'de olacak tabii. Mekke'de buna layık olmayınca elhamdülillah Medine'den gelenler Mekke-i Mükerreme'ye ilk olarak 6 kişi muhtemelenler. Nübüvvetin 10. yılı diyor buna. 10. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en hüzünlü yılı Peygamberimiz o yıl. 10. yılı Peygamber Medine'de, Mekke'de. Neden? Eşini Hatice annemizi kaybetti muhtemelen o yıl kardeşi. Dışarıda tabii hakareti uğruyor. Her şey dışarıda göğüslüyor. Eve geldiği zamanlar Hatice-i Kübra validemiz Peygamber kucak açardı. Gönlünü yapardı. Onun her şeyi alacağım hanım evinde böyle. Fakat eşini de kaybedince eve geldiği zaman evinde de bir huzur bulan Peygamber Hazretleri'nin hüznü tabi arttı. Aynı şekilde Amr-ı Ebu Talip de o yıl oldu. 3 gün arıyordu. Öldü üstüne böyle. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin artık son hüznü olduğu yıl. İşte o yıl gece yarısında Akabe'de 6 Medine'den gelen kişiler, Ensar, sonra bu işin öldü bunlara, Mekke'ye gelmişler. Peygamberimiz gün üzere daha demiyor kimse bir gün peygamber gün üzere böyle. Baskı yapılıyor böyle. Zulüm ediliyor. Etrafına kimse sokmuyorlar. Peygamber başta gece davetine başladı. Gece yarısından sonra Peygamberimiz Mina tarafında dolaşırken şöyle bir karaltı insan grubu gördü. Yanına sokulu baktı. Kim dersiniz? Medineliyiz. Oturur musun biraz konuşalım? Otururlar bunlar da. Tabii gecenin yarısından sonra o ıssız anda bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir de peygamberimiz çok hüzünlü anı peygamberimizin de. Yani bir Allah'a bağlanmış hali böyle. Her zaman öyle gerçi ama insan peygamber de olsun tabii farklı haller alabiliyor kişi. Peygamberimizin en hüzünlü yılı, mahzun olduğu yıl peygamberimizin gece yarısından sonra ıssız yerde oturur musunuz? Otururlar onlar. Onlara peygamber konu ayetler okudu önce. Bir peygamber okuyor tabii. Sonra peygamber sohbete başladı. Bunlar bir şaşırırlar şimdi. Kur'an etkiledi kendilerini. Mani bir hal oldu kendilerinde. Bir peygamber tabi sohbet ediyor. Peygamber sohbeti onları çok etkiledi. Halleri halden gidiler. Sanki başka bir dünyada da kendileri hal geldi bunlara. Fakat sonuç bekliyor. Bakın ne olacak sonunda. Ne olacak bakın geldiler. Peygamber buna sonunu açıkladı. Allah Teala bilen gibi bir kulunu peygambere görevlendirdi. Rabbim bana bu görevi verdi. Rabbim bana emir verdi tebliğ için. Sizleri İslam'a davet ediyorum dedi onlara. Bunlar birbirine bakıştılar. Dediler ki ya Muhammed izin ver bize. Önce kenarımızda bir görüşelim kendi aramızda karar verelim beraberce. Görüştüler. Öyle bir o anda olgunlaşmışlar ki İslam için öyle hal almışlar kendileri. Hemen karar verdiler. Orada elhamdülillah biz getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler muhteremler. Tabi gönül ister ki orada olsaydık bizler de o anda muhteremde. Acaba ne oldu o anda muhteremde? Ne oldu böyle? Resulullah orada. Cebrail Aleyhisselam orada. 6 kişi buna gönülde hemen söyleyince anlamını bilerek. Öyle bir Allah ki vahiyla yok. O'dur egemen olan. Mülk O'nundur. Öyle hadise oldu bunlara. Her şey değişti bunların. Ya Resulallah biz bırakalım dediler. Unuttu evlerini. Unuttular. Bırakalım ya Resulallah. Oradan da kopamayacaklar. Peygamber dedi ki hayır. Gidersin Medine'ye. Medine'ye gidin. Orada çalışın bakalım. İşte bu 6 kişi elhamdülillah Medine'nin temel taşları bunlar. 6 kişi bunlar.
Medine'ye gittiler bunlar. Öyle hal olmuşlar ki, öyle hal olmuşlar ki Allah'a da yanıyorlar. Her şey Allah'ın felacek. O duruma gelmişler. Bunu Medine'ye varınca ev sohbetine başladı, ev sohbetine başladılar. Her akşam bir evde. Neden ev yapıyorlar? Herkesin bir yakını var. Kardeşi var, amcaoğlu var, dayıoğlu var, komşusu var. Ona davet ediyor. Farklı kişilere geliyorlar. Buna başladılar elhamdülillah. Medine'de İslam'ın çekirdeği tuttu orada, yeşerdi. Ağaç meyven başladı Medine'dir. İkinci yıl 12 kişi geldiler. 375 kişi geldiler. Ve üçüncü yılda ki Akabe denen yerde gene burada biat vaki oldu. Vaki oldu. Buraya ikinci biat deniyor buna. Vaki oldu. Medine'de gelenler dediler ki ya Resulallah, ne olur Medine'ye gel ya Resulallah. İslam orada hızla yayılıyor Medine'de. Onlar layık olan. İslam hızla yayılıyor Medine'de. Halk sana aşık ya Resulallah. Ne olur Medine'ye gel ya Resulallah. Tabi orada bir anlaşma yapıyorlar arada. Peygamber koruması için kendilerine. Ve bunlar Medine'ye dönünce Peygamber eshabına artık izin verdi. Eshabım artık isteyen Medine'ye gidebilir artık o anda. İzin alındığı gibi sahabeler yalnız tabi gizli ama çıkış Mekke'den. Kimse evini satamıyor. Kimse almıyor müşrikler. Evini satamıyor. Eşyasını satamıyor ve götüremiyor ama. Her şeyini bırakıyor. Ancak yanında altın gümüş parası var, onu alabiliyor yanına olan. Bunu alabiliyor. Ve gizlice ya gece yarısından sonra ya da öğle sıcağında Mekke'de. Bunlar başa gitmeye başladılar. Yani Hazreti Ömer açıkça gitti o kendisi. Daha pervasıdır kendisi. Şimdi artık pek kişi kalmadı Mekke-i Mükerreme'de. Şimdi bu olaya baktığımız zaman muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haşa sıradan bir insan olsaydı, mesela bir komutan mamut olsaydı ne yapardı? Önce kendi güvenini garanti alırdı, kendi güvenini önce böylece. Önce kendi şekilde peygamberimizle kardeşe. Bakın peygamberimiz hesabını gön gider hesabım. Gidin. Ama sen kalırsın ya Resulallah. Allah'a izin gelsin bakın bak. Hazreti Bekir geldi peygamberimize. Ya Resulallah, hep gitti arkadaşlarımız Medine'ye. Ben de gitmek istiyorum. İzin verirsen ya Resulallah bana da. Peygamber hayır ya Bekir. Sen bekle bakalım. İnşallah beraber gideriz. Hazreti Bekir başı ağlamaya. Öyle mi ya Resulallah? Öyle bir ümit var mı? Öyle bir ümit? Var bakalım. Bekle bakalım. O da bekledi. Önceleri Mekke'deki Müslümanların Medine'ye gidişine önceleri Mekke müşrikleri sevindiler. Yani onlara göre Mekke mükerreme temizliğini onlara göre. Onlara kalacak Mekke mükerreme. Önce bunu böyle algıladılar. Ama sonunda İşinin farkına vardılar. Şöyle düşündüler. Dediler ki şimdi bunlar İslam Medine'de hızla yayıldı İslam Medine'de. İki kabile var o zaman Medine'de. Evs ve Haziz kabileleri vardı. Bu iki kabile aslında iki kardeş bunlar. Oradan türemişler bunlar. Fakat zamanla aralarına bir itiraf girmiş aralarına. Aralarına bir itiraf girmiş. Düşmanlık aralarına girmiş. Bunların biri bir sürekli savaşıyor iki kabile. Tabii ne anlama geliyor savaş? İki kabile savaşınca her savaşta gençler ölüyor muhtemelen. Yani körpe fidanlar ölüyorlar. Ölenlerin anneleri ağlıyor. Babaları ağlıyor. Eşleri dul kalıyor. Çünkü yetim kalıyor. Böylece. Her savaşta iki tarafta ölenler oluyor. Ölenler ölüyor. İşte elhamdülillah İslam'ın Medine'ye girmesiyle iki kabile İslam'a gelmeleriyle bunları İslam bunlara kardeş yaptı muhtemelen bakın böyle. Ondan önce, İslam'dan önce iki kabilenin reisleri, yaşlıları, ileri gelenleri, varlıkları araya girmişler. Bunlara barıştırmaya çalışmışlar. Ama bunda başarılı olamamışlar muhtemelen.
Yani çok geçici bir zaman için biraz başlı olur gibi oluyorlar. Fakat bir anda yine nefisleri galen ediyor. Bir anda yine savaş dönüşüyor. Bunu önleyememişler. Asırlarca bu devam ediyor bu şekilde. Demek ki İslam bunu yapıyor muhteremler. Ve işte şu anda da ülkemizde inşallah bu gerçek İslam yaşansa, İslam kardeşi olsa Türkiye'mizde de dirlik, beraberlik olur muhteremler. Kan akmaz Türkiye'mizde akmaz böylece. Şimdi Mekkeliler şunu düşünün Mekkeliler. Dediler ki Mekkeliler Medine bulunan iki kabile İslam'la bütünleşince barıştılar. Kardeş oldular. Ayrıca Mekke'den giden muhacirler onunla birleştiler. Orada bir güç oldu. Eğer derler Muhammed'de onlara Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gidip de onların başına geçti mi? Etraftan Müslüman olanlar da oraya toplanırlar. Medine'de bir devlet kuruldu onlar dediler. Mekkelerinde can damarı Şam ticareti onların Mekkelerinde. Medine'de yol güzergahında. Bunu düşünce bunlar Mekkelilerin aklı başına gitti. Toplandılar. Onların toplantı yeri vardı. Beni Nedve'den bir ev vardı. Toplandılar buraya. Acaba ne yapalım? Dediler ki buradan gidenler Medine'ye gittiler. Bunlar kaçırdık bunları. Ne yapalım? Hiç olmazsa Muhammed'i engelleyelim gitmesi oraya. Bir ayağa kalktı toplantıda. Görüşme yapıyorlar. Dedim Muhammed dedi bağlayalım. Bir yere bunu hapsedelim dedi böyle. Bağlayalım. Bir yere bunu hapsedelim. Kimseyle görüşmesin. Dışarı çıkamasın. Küçük bir kapalı bir zindan içerisinde yer altında mahzen bir yerde. Burada ölür kalır bu dediler. Fakat bu karar beğenilmedi. O anda şeytan da oraya gitmiş insan şeklinde. Şeytan da hayır onu da kurtar arkadaşlar dedi. Biri kalktı. Dedi Muhammed'e bir deveye bindirelim. Onu deveye bağlayalım. Muhammed'i deve üzerinde bağlı olarak çöle bırakalım. Tabi ıssız çölde güneş altında sus ölür gider dedi böyle. Onu da beğendi şeytan. Ebu Cehil denen kafir la'in. Yani zavallı da demek gerekir muhtemelen sana. Zavallı muhtemelen böyle. O da öldü ama ya. O ayağa kalktı. Dedi ki tek çare var dedi. Muhammed, öldürelim Muhammed. Öldürelim dedi peki. Ama nasıl öldürecekler? Şimdi onlara göre haşa öldürmek kolay peygamber onlara göre de. Fakat sor iş din ortağın çıkacak onlara göre ortaya bu defa kan dava oraya girecek. Peygamber imana gelmeyen yakının çok akrabalı peygamberdi. Buna çekiniyorlar. Ebu Cehil çok akıllıymış kafir. Şöyle bir öneri ileri sürdü. Her kabileden bir genç seçelim dedi böyle. Seçelim. Bu gençler gece karanlığında evine baskın yapsınlar. Her birine kılıç vursunlar. Kim öldürdü belli olmasın. Bunun üzerine de Haşimoğulları diyet razı olurlar. Bir kapına gider dedi böylece. Buna karar verildi. Artık eyleme geçecekler. Akşamdan sonra peygamber evi etrafını çevirecekler, bekleyecekler. Sabaha karşı ev basını yapacaklar bunlar. Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize. Bir insan peygamber de olsa her şeyi bilemez. Peygamber de olsa böyle. Ama Rabbim her şeyi de bilemedim tabii. Cebrail aleyhisselam geldi ve şu ayeti kerimeyi bir gün tebliğ ettim. Enfal ayet 30'da. Bismillahirrahmanirrahim. Veiz yemkürü keferu. Veiz yemkürü Habibim şunu hatırla zamanı ki yemkürü mekir gizlice bir plan hazırlamak. Eylem plan hazırlamak gizlice. Bikellezine keferu. Habibim kafile sana karşı bir plan hazırlıyorlar. Mekir yani suikast hazırlıyorlar. Liyus bituke seni bağlı hapsetmek için. Ev yaktırıyor ki ev yuhurucuk öldürmek veyahut da
sülh etmek için. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar böyle mekir yapıyorlar, Allah'ın mekri iptal edici olacak. Peki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, Rabbin emrediyor, bu gece evde yatma, buradan çık, artık Medine'ye git sen de. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali o tabanda bekardı, gençti, Peygamber yanında evinde kalırdı. Onu çağırdı, buyurdu ki Peygamberimiz, ya Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi, bana Mevlam'dan izin getirdi, ben bu gece burada kalmayacağım, Medine'ye yol çıkacağım artık. Yalnız bu gece benim yatağıma sen yat buyurdu bak. Benim yatağıma sen yatacaksın ya Ali böyle. Peygamber'in yeşil bir örtüsü vardı, hırkası onu örter üzerine. Benim yatağıma yat, örtüsünü ört. Ama ya Ali sen korkma, sana bir şey yapamazlar sana. O anda Peygamberimizin evi tamamen kuşatma altındaydı. 40 tane genç. Ne kadar ahlaksız genç varsa, yani aşağı en aşağı bir ahlaksız genç varsa her birine kılıçla almışlar, buna çevirmişler. Bir de başlarına tabii Mekke egemen güçleri başlarına. Ev çevrilmiş kuşatma altında. Yani oradan bir kedi bile çıkamaz oradan kuşatma altında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalığa buyurdu. Ya Ali, bazı yönde emanetler var. Sen bunlara yarın öbür gün bunlara sahiplerine verirsin, arkadan Medine'ye sana gel buyurdu Peygamber'e. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Yasin'i okumaya başladı muhteremler, Yasin'i. 9 ayet-i kerimesi. فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسُرُنَا kadar okudu böyle. فَاَغْشَيْنَاهُمْ Onları biz hepsini kapladık. Onlar seni göremezler, ayet-i kerimesi muhterem. Peygamberimizin bunu okunması neden böyle? Demek ki bize de bunlar bir işaret var bunda. Bize işaret var bunlarda. Demek ki bir Müslüman da çok daraldı, sıkıştı. Müslüman da oradan kurtulması için yani insanın gözünden sakınmak için bunu yapmamız gerekiyor bizim. Gerekiyor. Ayrıca Peygamber'in bir avuç toprak aldı elinde. Toprak aldı. Yasin'i okudu Peygamber. Üzerine attı bunlar. Serp üzerlerine. Ayaktalar. Gözleri açık. Ama göremedi Peygamber. Aralarına geçti. Hatta araları sık olduğu için Peygamber'in böyle sürttü aralarından. Yani kendine çarparak Peygamber'den geçti. Bir bunun farkına tabi varamadılar bunlar. Bir zaman sonra bir müşrik oraya geliyor, bakıyor burada bir kalabalık. Ev çemberçi alınmış. Ne yapıyorsun burada? İşte Muhammed'i öldüreceğiz. Muhammed diyor ki kaçmış buradan dedi. Ne biliyorsun? Bakın kendinize bakın dedi. Böyle. Baktılar, bütün yüzleri başlık dolu içerisinde. Hatta şöyle buyuruyor müfessirler, muhteremler. O gece orada bulunup da kimlerin üzerine o toz toprak serpilmişse onların her biri Bedir'de öldürüldü. Hepsi de böyle. Orada öldürüldü bunlar da. Bunu inanmadı tabi bunlar. Pencereden baktılar. Dedi, ya bak yatıyorlar Muhammed dediler. O Muhammed değildir ama dedi böyle. İçine girip baktılar. Hastalığı kalktı. Uyumuyor tabi. Baktılar. Hastalığı o yatakta. Peygamber yok orada. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben dedi. Bilmiyorum dedi böyle. O an bir şey yapamadı kendisi. Allah tabi korudu kendisini. Hatta şiir anlatılıyor muhtemelen tasavvufta. O anda Allah Teala Cebrail Mikail aleyhisselama şöyle buyuruyor Mevlam. Ya Cebrail, ya Mikail. İkinizi beni kardeş yaptı ikinizi de. Biriniz ömrünü öbürüne bağışlasın da biri ölün öbürü tek kalsın dünyada. Alemde. Cebrail aleyhisselam şimdi Mikail'e baktı. O ömrünü bana bağışlasa diye. Mikail de Cebrail bakıyor, ömrünü bana bağışlasa diye. Tabi ömrü bağışlayamadılar muhtemelenler. Buyurdu ki Rabbim bakınız, benim Ali kulum peygamberin yatağına yattı. Ölümü göze aldı orada. Gidin o koruyu bakayım ona böyle. Bahtaki müşrikler içeri girince, haşa onlara göre avlarını ellerinden kaçırmışlar.
hem de küçücük bir ev, kuşlama altında olduğu halde avlarını kaçırmışlar. Tam mağazan köpürdü, kız öfkelendiler, birbirine kızıyorlar, bağırma, öfkelenme, çağırma. Bunun üzerine dağıldı bunlar, başlarına Mekke'yi aramaya. Bütün evlerin Mekke'ye mükerremede. Toplanan bütünmüş, toplanan müşrikler, eline siyahın kılıcını alan, eline kazmak sopa alan arama başladılar bütün Mekke'ye mükerremede. Tabi bulamadılar. Peygamber o gece oradan şurada gitti ama ne gittiği belli değil Peygamber o gece muhtemelen. Bilmiyor muhtemelen o gece böylece. Ertesi günü sabah öğle vaktinde Peygamber Ebu Bekir emine gitti o zaman. Öğle vaktinde gitti oraya. Çünkü Mekke'nin öğle vaktinde hayat duruşacaktan orada. Peygamber Ebu Bekir emine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ya Ebu Bekir benim. Resulullah Muhammed. Buyur ya Resulallah. Hayrola bu saatte gelin ya Resulallah. Ne var ya Resulallah? Ya Ebu Bekir durum böyle böyle. Rabbim bana emir verdi. Artık inşallah göç Medine'ye başlıyor. Ya Resulallah bende var mı ya Resulallah? Evet beraberiz. Ağlan baş tabi sevincinden muhteremler. Yani gerçekten tabi ne mutlu Hazreti Ebu Bekir'e de muhteremler. Böyle. Yani Peygamber'e beraber hicret etmek böyle. Aynı kaderi yaşamak. O mağarada üç gün kalmak böyle. Mağarada bir peygamberle kalmak böyle. Ona nasip olacakmış tabi bu. Oradan Peygamber'e aldı Ebu Bekir'i. Bir mağaraya gittiler. Sebir Dağı var. Mekke'nin güneydoğusundan düşüyor. Aşağı yukarı 5,5 kilometre kadar Mekke merkezine bu Sebir Dağı. Orada bir mağara. Mağara girişi açık. Açık girişi. Hazreti Bekir önce o girdi mağaraya. Ya Resulallah ben önce gireyim dedi. Önce girdi ki içeride yılan filan olmasın diye. İçeri girdi. Sonra Peygamber içeri girdi. Arkadaşlar içeri girdi. Onlar mağaraya girdikten sonra bir çift yaban güvercini geldi oraya. Hemen bir yuva yaptılar. Dişi gördü, yumurtladı. Ot yattı, yumurtladı oraya. Böyle. Mevlam bir örümcek gönderdi. Büyük örümcek geldi. Örümcek mağaranın ağzının kapısını tam ördü. Ağlarla ördü. Kızışa ördü. Asla hafif bir rüzgar esti. Tozlar geldi ağa. Tozlar da örümcek ağına takılınca ağa da kalınlaştı, matlaştı. Hatta o anda Cebrail Aleyhisselam secdeye varıyor makamında. Allah'ım bana izin ver Rabbim. Ne olur Rabbim bana izin ver de gideyim ben bu akşam Muhammed'imi bekleyeyim nebeşçi yılın mağara kapısında. İzin ver bana ya Rabbi. Aşık olun bana. Böyle ki Rabbim ya Cebrail öyle belunlara seni ben göndermem oraya. Bir örümcek yeter bu örümcek. Örümcek yeter bunlara. Örümcek geldi. Örte böylece. Sabah olunca, ertesi günün sabah olunca bir grup müşrik. Her taraf aranıyor ama. Hatta ödül koydu Ebu Cehil. Muhammed'i kim yakalarsa ölü veya diri 100 deve. Hem de kızıl deve onlar için meşhur develeridir. 100 kızıl deve ödül koydu ortaya. Demek bir Arap işi onda 100 deve sahibi olmak birdenbire tabi. Artı eline kılıcını geçiren, şeyini geçiren herkes peygamberi arıyorlar. Arıyorlar. Bir grupta geldiler. Peygamberimizin mağarasına kapı geldiler. İz süren biri varmış. Ayak iziyle Hazreti Ebu Bekir Bey'den başladı. Mağaranın kapısına geldi. Muhammed dedi, burada dedi. Böyle. O anda Ümeyye bin Harp denen kafir. O grubun başı kendisi. Deve üzerinde. Başta kahkahayla gülmeye, alay ederek gülmeye başladı. Ben de seni, yani bir şey biliyorum, tutmuştum, paralelsin tutmuştum ben. Böyle. Muhammed daha buraya, gece geldi daha buraya. Baksana örümcekler yapmışlar buraya örümcekler. Kaç kat böyle. Toz gelince kat kat geliyor. Kaç yıllık örümcek olsa bu. Burada kuş yumurtaları var burada. Eğer başlarını eğip hafif baksalar, tabii görecekler ama. Böyle. O anda Hazreti Bekir burası bana çok şey geliyor muhteremde cemaatimiz böyle. Hazreti Bekir o anda biraz endişelendi. Hangi açıdan? Evet ben bir şey değilim dedi kendi kendine. Ben öldürüştüm der. Ama ya Resulallah
Ama sana bir şey olsa, bak Medine'de muhacir hepsi bekliyorlar seni burada. Ne olacak bu din hali? Tevbe suresi Mevlam bize şöyle buyuruyor bunu ayet 40'ta. Az önce okudu burada, hocamız okudu burada bunu. Bismillahirrahmanirrahim. İz huma fil gari. İkisi gardalar, mağaradalar. İkisi böyle. Peygamberimiz Hazreti Bekir muhteremler. İdekulü sahibihi Peygamberimiz diyor ki sahibi Hazreti Bekir'e la tahzen innallâhe me'anâ. La tahzen. Ebu Bekir hüzün duyma. Hiç hüzün duyma. Neden? İnnallâhe me'anâ. Allah bizimle beraber. Bu ayet-i kerimenin çok sırrı derin muhteremdir. Maneviyat çok derin böyle şey. İnnallâhe me'anâ. Allah bizimle beraber. O anda Peygamber Aleyhisselam'a öyle bir makamda ki, Peygamber o anda benim makamda ki, fena fillah denir buna. Hemen her evliya bu makamı gelir, fena fillah. Ama her fena fillah gelen makamı aynı değil, eşit değildir ama. Eşit değildir. O anda Peygamber bir Allah-u Teala'yı biliyor. O halde. Yani bütün mülk onun em denetimini Mevla. Bir derece kımıldamaz. Hazreti Bekir, o da tabi Sıddık'ından, Sıddık makamında. Yani peygambere en yakın bir makamda kendisi. Hazreti Bekir o kadar peygamberlik bakı yakınken, o bile orada bir an bir sarsıldı. Yani mağara kapısına gelmiş düşmanlar, kılıçlar gelmişler, içeri girebilirler. O bile anda bir an biraz sarsıldı, ama peygamber hiç yap, oturdu yerden. Ne buyurdu bakın değil mi? La tahzen. Hüzün değil, hüzün duyamam. Allah bizimle beraber burada. Böyle. Buyurdu. Tabanında her tabi melekte sarılmış durumda da. Burada. Buna tabi geri döndüler bunlar. Yani burada yok diye. Hatta işlenen bazen işine geliyor. Nasıl buraya kadar gelmişiz? Bir bakalım. Böyle bir günden geçiyor ama Übey bin Halb denen kafir çok alaycıymış kendisi de o gülmesin diye, alay etmesin diye bunu söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ona tabi geliyorlar. Peygamberimiz 3 gün mağarada kaldı muhtemelen. Bakın kaldı böylece. Bir peygamber. 3 gün mağarada kaldı. Hatta orada bir yılan meselesi vardır oradaki. Hadise de geçiyor yılan meselesi orada. Hazreti Bekir işe girince baktı büyük bir yılan deliyordu belli. Şimdi çöldeki yılanlar mağarada saklanırlar günüzleri mağarada saklanırlar günüzleri serin olduğu için. Hazreti Bekir de o delikten yılan çıkabileceğini tahmin ettiği için ayağının topuğunu o deliğe tıkadı ayağının topuğuna. Oturdu. Ya Resulallah bana yaslandı dinle biraz peygamber buyurdu böyle. Peygamber sonra yaslandı kendisine. Hatta bir vakit peygamber yüzünü onun dizine koydu. Peygamber uykuya dalı orada. Aleyhisselam Hazretleri. O anda devletten gelen bir yılan Hazreti Bekir ayağını başladı dokunma ayağına be. Dişlerine falan bir dokunma falan başladı. Ayağını tabii çekme ayağını çekmiyor. Isırdı yılan bakıyor böyle. Isırınca çok canı yanmış ki elinde olmadan gözyaşları damladı yere. Bir yer gözyaşında peygamber yanağına geldi. Peygamber açtı gözünü. Ebu Bekir ne var Ebu Bekir? Ya Resulallah galiba bir yılan var ayağımı soktu da ondan şey yaptım. Peygamber oturdu doğru oldu. Ebu Bekir ayağını çek bakalım. Ama yılan mı ya Resulallah? Çek ayağını. Çekti. Yılan çıktı da onlar. Çıktı ve dikildi şöyle cephele. Yarısından yılan şöyle dikildi. L şekli aldı yılan dikildi. Peygamber dedi ki yılanı ya yılan neye sen böyle Ebu Bekir'in ayağını ısırdın? Ne hakkın var senin buna? Tabi Rabbim konuşurdu muhteremler. Bunlar bizim aklımız ölçüden tabi sığınma muhteremler. Böyle. Yani şu alemler, Rabbim şu mülkü, yani bizim akıl ölçümüz ise bağlı değil bunlar muhteremler. Aklımızın dışında daha nice alemler var, neler var daha şu anda. Ki evlilerin işte alem ve başka alemdir. Peygamber sordu yılanı, niçin yaptı derken,
Yılan ya Resulallah dedi ki, yılan ya Resulallah. Bilmem bundan bir zaman önce bu mağaraya girmiştim. Gölgeme içtim, buraya girmiştim buraya. Bir grup melek geldiler mağaraya. Bu mağaraya tavaf eden melekler. Burada Allah'ı zikrettiler melekler. Ve melekler şunu konuştular. Yakında ahir zaman Peygamber Mekke'den zuhur edecek, ortaya çıkacak. Sonra üç gün mağarada kalacak, misafir kalacak, mağarada kalacak. Ben bunu duyunca, yani ismine aşık oldum ya Resulallah. Bir peygamber göreyim diye bu mağarada bekliyorum ya Resulallah. Tam işte seni göreceğim zamanlar, Ebu Bekir engel oldu buna. Peygamber tükrüğünden böyle parmağını sürüyor, Ebu Bekir'in geçirdi. Hemen tabi geçti muhteremler. Üç gün sonra Peygamberimiz Rebi'ül ayın birinci gününde mağaradan çıktılar, Ebu Bekir'le beraber Medine'ye doğru yola başladılar. Tabi yolculukta çok olaylar oldu böyle, mucizeler oldu. Mesela biri Suraka derler ki, güçlü pehlivanmış, 10 kişi bedermiş tek başına. Peygamber saldırmak istedi yüzde bir için, ayakları kuma gömüldü, hem bir olduğu gibi böylece. Olay oldu arada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldi muhteremler. Tabi gece sığmazsa bu konu da, öğretelim inşallah. Önce Peygamberimiz Medine'ye, merkeze gelmedi de Kuba köyüne geldi, Kuba köyü. Aşağı yukarı yayan bir saat mesafe o zamanlar. Şimdi daha kısaldı yol tabi. Önce Peygamberimiz Kuba köyüne geldi, Kuba. Oraya geldi. Oraya. Şimdi dedim az evvel Peygamberimizin az saat iki yönü var. Ayna gibi. Aynanın bir yüzü nur gibi parlak, cilalı, diğer tarafı kara. Mekkeliler ellerinde kılıç, ellerinde sopa, balta, kazma, Resulullah'ı arıyorlar, öldürmek için arıyorlar. Mekke'ye muhtemelenler. Medineliler de Peygamberimizin oradan çıktığını duydular Medine halkı da. Medineliler de her gün çıkıp bekliyorlar yolda. Resulullah bize gelecek diye o kadar sevinçli Medineliler de. Onlar bunu bekliyorlar. Peygamberimiz tabii Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kaldı. İşte orada ilk olarak Peygamberimiz yaptığı mescit. Kuba Mescidi. Onun için kıymetli mescid, dördüncü mescittir. Kutsal yer üzerinde. Kuba Mescidi muhteremler. Peygamber Cuma günü Kuba'dan çıktı. Medine'ye, merkeze gelmek üzere. Yolda öyle vakti oldu. Peygamberimiz şöyle Sadr-ı Vadi'ye gitti. İlk olarak orada İslam'da Cuma zorla kılındı orada. Cuma kılındı böyle. Oradan Peygamber Hazretleri Medine'ye doğru gelmeye başladı. Devrizine başladı. Medine halkı bütün halkı muhtemelen böyle. Ufak çocuklar biraz sokakta dökülmüşler. Resulullah geliyor. Değil mi? Barış Resulullah geliyor. Var muhtemelen. Genç hanımlar çürünü kucağına almışlar. Tarası çıkmışlar. Resulullah geliyor. Taraslar çıkmışlar. Tabi halk hastası, yaşlı, genç yollar dökülmüşler. Artık en kutsal bir bayramları Medine'lerin. Medine yerine sarsılıyor. Sevinçten. Resulullah bize geliyor artık. Bir peygamber gelirken. Peygamberimizin devesi göründü muhteremde. İki tepe vardır orada. Sinet-i Veda diye. Medine'ye gelir. Oradan gelir. Orada uğurlanır o zamanlar böyle. İşte o iki tepe arasından Peygamberimizin devesi karşıdan göründü. Göründü. Onu artık halkın heyecanı tabi doğru çıktı Medine'de. Yer yerine oynuyor. O kadar coşkuydu halk. Peygamber bekliyorlar. Yanlış bir şey var burada şimdi. Peygamberimiz tabi Medine'ye geliyor. Acaba kimin önünde misafir olacak? Nereye konuşacak? Peygamber konuşacak orada şimdi böylece. Tabi herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Herkesin gönlü ah Resulullah bana gelse diye. Tabi özellikle evi daha geniş olanlar, durum daha iyi olanlar buna sahip çıkıyorlar. Herkes kapı açmışlar kapılarını. Resulullah buyurun bize. Buyurun bize Resulullah buyurun bize. Peygamberimiz tabi onların birini tercih etse diğerleri kırılacaklar da bu durumda böyle. Herkes tabi bu nimeti kaçırmak istemiyor.
Peygamber şöyle buyurdu. Devem bu konuda görevlidir, vazifeli Allah tarafından. Devem nereye çökerse oraya ben konuk olacağım bu yapıyorsun derdi. Bunun üzerine eve koştular, ot aldılar. Devenin en sevdiği otu aldılar. Bunlar Ensar, Medine halkı getirip eve gösteriyorlar. Ama tabi deve görevinin bilincinde deve muhtemelen böyle. O deve o anda belki kanaş olduğu halde o mübarek deve ne otura bakıyor, ne suya bakıyor böyle. Yanına başa bir salıyor başlıyor böyle. Bir sağa başlıyor böyle. Yani sanki halkı silahlar gibi öyle yapıyor deve böyle. Başlıyor böyle bir sağa salıyor, sonra salıyor. Kimseye bakmıyor deve, yürüyor deve böyle. Deve geldi geldi, boş bir arsanın önünde çöktü deve. Boş arsa. Yarışça burası boş arsa. Bekleyin bakalım. Deve yani iki yerini çöktürdü, arkaya kadar kaldı. Çöktü, devine kalktı muhtemelenler. Niye oraya çöktü deve? İşte orası da meşrit oldu, meşrit. Razı-ı Mutahare kapısı oradan oldu. Deve oradan kalktı. Biraz daha yoluna giderken elhamdülillah İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan diye tanıdığımız Ebu Eyyub Hazretleri ki Ensar'ın yücelerinden muhteremler o da evin kapısında duruyor. Peygamber'e aşık böyle. Peygamber'in nur yüzüne karşıdan bakıyor. Kalbi cezbeye gelmiş. İçi yanmış böyle. Aşkınlar peygamber bakıyor. Bir dalgın bir hale gelmiş. Hanım diyor ki bak herkes çıkıyorlar deveyi karşılıyorlar. Ot gösteriyorlar deveye. Sen çık. Belki bize gelir hanımı. Bakıyor da ya bize mi bize sıra değer mi burada yani? Biz kimiz ki böyle? Yani kendini aşağı görüyor. Tabii ona tevazu yapıyken arasında utanıyor. Yani sana mı kal demesinler diye utanıyor. Ama işi böyle yanıyor, yanıyor, yanıyor böylece. Tabii deve geldi, geldi. Onun evinde kondu muhtemelenler. Kondu. Zaten meşritle evi yakın birbirine muhtemelenler. Böyle bir yoldu orası. Aşağı yukarı 60 yıllarında falan ev duruyordu muhtemelenler. Nasip oldu elhamdülillah bu gözlerim evi gördüm. İlk kattı muhtemelen böyle. İlk kattı. Altı taş üzerine ağaç arasında kerpiçli iki katlı ev. Tabii çok harabeydi. Ne yazık ki bu Suudi Arabistan bu gibi eserlere sahip çıkamadılar bunlar. Yani o ev gerçekten acınacak bir ev. Evin böyle saklaması gerekiyor, koruması gerekiyordu. Ama Suudi bu kalkımdan çok gevşekler zavallılar. Ev tabii şu anda yok böyle. Yakındı ev oradan. Deve evine çöktü. Hazreti Ebu Eyyub Hazretleri inanmıyor gözlerine ama. Yani bize Resulullah düşer mi Medine'de? İnanmıyor. Deve tamamen yere çöktü. Deve yere çöküp de eğer deve kalkmayacaksa deve yanına yere koyarmış böyle şey. Deve yanına böyle yere koyunca anladık ki orada çöktü artık. Hemen koştu tabi arada muhteremler. Aldı. Evine misafir aldı Peygamber Hazretleri'ne böyle şey. İçeri girildi. Önce Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber'in ziyaretine. Ya Resulallah, hoş geldin Medine'ye. Diğer melekler geldiler. Ondan sonra Medine halkı geldi Peygamberimize. Hoş geldiler. Peygamber Aleyhisselam dedi ki, ev sahibine, Eyüp Sultan Hazretleri'ne, sana babandan, dedenden kalan bir sandık var mı? Senin evinde burada, ev sahibinden kalan bir sandık var mı burada, burada? Bir sandık. Düşündü, var ya Resulallah, mahzende aşağıda. Getir bak o sandığı. Sandığı getirdi. Ufak bir sandık. Kilitli. Asma kilit üzerine var. Ama kilit tabii çok paslanmış kilit gayet. Anahtarı kaybolmuş. Paslanmış kilide. Kalabalık, içeri dolu halk. Peygamber dedi ya Ebu Eyyub kırın o kilidini. Açın bakayım. Açtılar bunu. Peygamber sordu. Bu sandık sana kimden kaldı? Babamdan karışıyorlar. Ona babasından kalmış. Bunun sahibine gelecek demişler. Açtılar. İçinde bir ceylan derisi. Kuru ceylan derisi. Üzerine yazı. Onun tabi kağıt olmadığı için oraya yazmışlar. Hazreti Tuba. Kur'an'da geçiyor bu kendisi. Hazreti Tuba bunu yazıyor. Yavrularım bu eve ağır zaman peygamber gelip misafir kalacak burada.
kimin zamanında kalırsa, gelirse ona sahip çıkar. Asırlarca her baba oğlu bunu nasip etmişler bu şekilde. Yani her şey ezelde kaderde tespit edilmiş her şey mudur. İşi boş değil tabi. Şimdi Peygamberimiz tabi Medine'ye geliştiği ne oldu muhteremler? Hicret olayı ne oldu şimdi bence? Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir cemaat halinde erirler. İslam bir cemaat yapısını edirler böyle. Bak Peygamberimiz doğal olarak lider Peygamberimiz. Onun liderliğinde din kardeşliğinden kaynaklanan, birbirine pekişen, birbirine tek yüzlü birbirini seven ama bir cemaat halindeler bunlar. Güçleri yoktu kendilerine böyle. Elhamdülillah Medine'ye gelince hem bu muhacirin hem Medine halkı, ensar dediklerim, onlar da bunlar beraber birleşince orada elhamdülillah bu cemaat yapısından ilk olarak İslam devlet yapısına dönüştü orada. Bana dönüştü burada. Bu arada muhacirin nasıl ki evini bakın tek edip de oraya gelmişse ensar da onlara sahip çıktılar. Allah'ından razı olun. Ensar, muhacirin. Ensar yardım anlamına geliyor. Ne kadar dışarıdan Medine Münevvere'ye bir muhaciri geldi mi, Ensar'ın biri ona sahip çıkardı böyle. Onlar karışık oldu bunlar. Nasıl karışık oldular bunlar? İki odası varsa bir odası bunun, bir onun muhtemelen. İki devesi varsa bir onun, biri bunun böyle. Hatta cebinde 10 tane altını varsa 5 onun, 5 muhtemelen böyle. Bakın daha ileri bir olay oldu ki sırf o asla özel bir olay oldu muhtemelen. Gelen muhacirinin tabi çoğunun eşi gelmedi bazıları. İslam'a dönme eşleri bile bazıları. Bekarlar muhacirin. Şimdi muhacirin olan kardeşliği tabi bekar yalnız yatıyor. Ensar Medine'nin yerlisi. Bazen iki hanımı var, o dönemde vardı. Bazen iki hanım vardı. Şimdi düşünüyor, benim din kardeşim, benim kardeşliğim tek başına yatıyor. Benim iki hanımım var, bu eşit değil bu hayat. Allah'ın razı olmaz böyle şey. Gidiyor kardeşim bak, iki hanımım var, ben birini boşayacağım, bunu sana vereceğim böyle şey. Hem de istediğinizi al benim muhtemelen böyle. Onu boşuyor, boşuyor. Tabii kaydedin tamamdan sonra kadın, nikahı muhtemelen. Böyle bir durum oldu. Şimdi hicret olayı muhteremler, hicret meselesi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaradan çıkıp da Medine'ye giderken bir yer vardır, Cuhve diye bir yer vardır. Cuhve. Yani günümüzde orası tamamen kayboldu da Rabık denişin oraya. Balığın çok olduğu yerdir. Denize yakın orası. Rabık denen yer vardır. Peygamberimiz Cuhve'ye gelince oraya Peygamberimiz geri döndü. Bir Mekke'ye baktı orada muhtemelen Peygamberimiz. Bana çıkınca. Geri döndü. Mekke'ye baktı Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri. O anda Peygamberimiz bir düşünceye daldı. Peygamberimiz düşünceye daldı. Doğduğu yer, büyüdüğü yer, babasının, ecdadının yaşadığı bir yer. Ne suçu var? Allah'ın insan davet ediyor. Kimseden bir şey beklemiyor. İnsan kurtarmaya çalışıyor. Böyle olduğu halde halk insanı zora çıkarırlar kendisini. O anda Peygamber çok duygulandı o anda. Şöyle de hatta dedi, ya Mekke, eğer kavim beni çıkarmasaydı ben sana çıkmazdım. Peygamber böyle. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerimeyi getirdi. Ayet-i kerimeler ya Mekki ya Medini'dir. Yani ya Mekki ya Medine nazil olmuştur. Bu ise ortada nazil olan ayet-i kerime bu. Mevlam buyurdu ki Kasas 85'te İnne fe aleyke Kur'an'e İnnellezi bu Allah ki cezcari bak. Bu Allah ki mantı. Sana Kur'an-ı Kerim'i farz kıldı. Nedir farz kıldı burada? Tebliğini farz kıldı. Yaşamasını uygulamayı farz kıldı. لَرَادُكِ اِلَا مِعَاد Tekrar seni buraya çevirecek Mekke'ye çevirecek böylece. Ve 8 sene sonra Peygamberimiz
10.000 kişilik bir grupla Mekke'yi fethetmek muhtemelen. 10.000 kişi. Bunlar seçme sahabeler. 11. Sahabenin sayısı çoktu o zamanlar. 10.000 tane seçme sahabeyle Peygamber Medine'den çıktı. Mekke'yi fethetti muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'yi fethedince şunu buyurdu işte muhteremler. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'dedir. Lâcid-i Bağdat fethi. Artık Mekke'den Medine'ye hicret yok artık. Velakin cihadın ve niyetin. Artık Mekke'den Medine'ye cihat hicret bitti bu böyle şey. Bitti. Artık ancak bunun cihat ve niyet vardı böyle şey. Çünkü Mekke'nin fethiyle Mekke'de İslamlaştı. Tabi İslamlaşınca orada Mekke'ye gitmeye gerek kalmadı ondan sonra. Peki şimdi gelelim muhteremler bu günümüzde. Günümüzde hicretin sahibi çok büyük muhteremler. Ayet-i Kerim Hazretleri çok hadis-i şerifler var tabi. Girmeyiz o konulara. Şimdi günümüzde bizler bu sevaptan yoksul muyuz acaba? Hicretten yoksul muyuz bize günümüzde şimdi bizlerde? Hadis-i Şerif okuyorum Tabir Ahmet Hanbel'den. El hicretü hicretan. Hicret iki tür hicret vardır. Eha diyoma en tecrüre esseyyâti. Hicretin biri günahtan kaçırmak. Bu da hicret. Vel uhra en tecrüre Allah ve Resulü. İkincisi Allah Resulü'ne koşmak, kaçmak. O yola kaçmak. Din için kaçmak. Derler. Şimdi demek ki hicret nedir muhteremler? Günahtan kaçmak. Bu da hicret muhteremler. Bir kişi bulunduğu yerde bir günah işleniyor. Kişi bunu engelleyemiyor. Ne gerekiyor buna? Hicret. Oradan kaçma gerekiyor. Bu kişi o anda muhalif sabrını alıyor bakın muhtemelen. Elhamdülillah bu var muhtemelen. İşte. Yani bunun yerine başa yetmek. Mesela bir kişi bir apartta oturuyor. Dairesinde oturuyor kişi. O apartta öyle bir komşuluğu var ki kişinin belalı kişi, ahlaksız birisi başına belaya girecek. Bu kişi ona ne yapar? Çıkar, başına gider. Bu da muhacirin sevabını eriyor bakımdan var efendim. Yani beladan kaçmak, günahtan kaçmak, bunlar aynı şekilde günümüzde bu da var elhamdülillah. Vela tenkatül hicretü matukub biletti tevbeti. Hadi devam ediyor. Tevbe kabul olunduğu sürece hicrette geçerlidir. Veya tezahürlü tevbe noktaları hatta hatta şemsi mimar var bir. Uzun hatta kısaltıyorum inşallah. Peygamber'in bir Aleyhisselam Hazretleri tevbede devamlı kabul edilir ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar. Feza talat tübiye ala küllü kalbin bima fihi. Güneş battan doğduğu anda her insanın kalbi ne haldeyse o halde kalacak artık. Diğer değişmiyor nasıl böylece. Demek ki güneş gün gelecek, batıdan doğacak muhteremler. Tabi nasıl olacak? Bu bir mucize olduğu için insan bunu çözemeyecek muhteremler. İnsan çözemeyecek bunu. Demek ki bir denge bozulacak alemde, öyle hal olacak bu alemde, denge bozulacak. Üç gün güneş görünmeyecek. Her tarafı bir karanlık olacak. Üç günden sonra güneş battan doğacak ama mat bir şekilde battan doğacak. Sonra kaybolacak, yine yerine gidecek. Fakat o anda artık tamamen denge bozulacak. Ondan beri kim tevbe etmişse tevbe kabul edilecek. Ondan sonra tevbe kabul edilmeyecek. Hatta güneş battan doğacağı zamanlar işte elhamdülillah sabah namazına kalkanlar. Kalkanlar yine o sabah sağımıza kalkacaklar böyle. Tabii evinde kalan, camide kalan. Namazı kılacaklar. Bakacaklar ki saatlerine Allah Allah. Sabah namazı kılındı. Güneşin doğması gerekiyor. Ama her taraf zikir karanlık. Yıldızlar meydanda. Her taraf kapkaranlık. Bakacaklar sağa sola bir türlü güneş doğmuyor. O zaman bunun aklına gelecek ki demek ki kıyam alameti beliriyor şu anda. Allah aşkına bunlar, tevbe edecekler bunlar.
aşağı yukarı herkesin daha bir yakını vardır. Canlı vardır ki namaza kalkmayan vardır. Mesela oğluna gidecek, işte babasına gidecek, hanımına gidecek, kardeşine gidecek. Ama kardeşim kalk, Allah aşkına kalk, kardeşim kalk. Bak güneş doğmuyor, battan güneş doğacak. Tevbe kapanacak. Ama onları kaldıramayacaklar muhtemelen böyle. Onu kaldıramayacak Allah korusun onları. Şimdi bir sonuca gelelim inşallah muhterem cemaatimiz. Hazreti Ömer'in zamanına kadar Hicri yılbaşı belli değil muhteremler. Her millet tabi yılbaşı vardı böylece. Arabistan'da da, Mekke halkının da, Arapların da, onların da belli bir tarih birimleri var onların da böyle. Bazı olayları almışlar bunlar. Mesela işte kıtlık senesinde şu olay olmuş. En son olarak da fil olayı onlara bir başlangıç onlara. Mesela ne zaman doğdun sen? Fil olayından 5 sene önce, 5 sene sonra bir başlangıç bunlara buydu. Fakat bu hicretten sonra hepsi bunların silik kalındı, hicret olayı ortaya çıktı böyle. Yani Peygamberimizin Medine'ye gelişi, İslam'ın devletleşmesi, İslam'ın bütün dünya üzerine yayılması olayı, güçlenmesi olayı, her olayı tamamen örttü, kapattı onları. Bu ortaya çıkınca artık halk hep bunu örnek almaya başladılar. Hazreti Ömer'in zamanında toplanan sahabeler bunu başlığını kabul ettiler muhteremler. İşte elhamdülillah Müslümanların da hicri yılbaşısı böyle olmuş oluyor böyle. Muharrem'in birinci gecesi. Yarın mesela Muharrem'se demek ki bu gece ne oluyor elhamdülillah? Müslüman yılbaşı olmuş oluyor. Yalnız tabi üzülmemiz de gerekiyor. Ne yazık ki çok sönük geçiyor. Aşırı sönük geçiyor. Yani Hristiyan'ın yılbaşısı. Tamam, bunlar karışmayız tabi onlara. Ne yapsa yapsın onlara böyle şey. Ama ne yazık ki bizim de yakından buna karışıyorlar böyle. Yani ülkemizde. Halkın şu kadar Müslüman diye övündüğümüz ülkemizde de Hristiyan yılbaşıları bizim yılbaşımız çok ama çok bastırıyor böylece. Yani sönük geçiyor yılbaşından böylece. Bunun canlanması lazım böyle. Yılbaşımızdan böyle. Yani günler kala telefonlarla işte fakslarla mesaj çekerek böylece her şeylerle bunu bir canlandırmamız gerekiyor. Evimizde bu konu konuşulması gerekiyor. Peygamber hicret olayı meselesi var bunda. Müslümanın yılbaşıdır bu gece derken bunun canlanması gerekiyor. Hedileşme gerekiyor bu konuda. Yani bunu bir gündeme getirmemiz gerekiyor muhteremler. Peki bu olay olur mu acaba? Olur hocam, olur muhteremler. Mesela Medine-i Münevvere'yi 6 kişi fethetti bakanlardır. 6 kişi muhterem. 6 kişi Medine'yi fethettiler böylece. Biz işte elhamdülillah el bile bütün Müslümanlar buna çalışırsak inşallah bu yılbaşımız da Muharrem yılbaşımız inşallah gündeme gelir, günler önceden gelir ve canlanır, heyecanlanma gelir inşallah. İşte mesajlar, fakslar, telefonlar, şunlar, bunlar, hediyeleşmeler, haberleşme şunlar, bunlar inşallah. Vitrinler bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor, süslemesi gerekiyor bunların da. İnşallah bugün nasip eder inşallah az cemaatimiz. Allah'a emanet olun. Lillahi Fatiha.